Sayın izleyiciler, Mersin Toroslar ilçesinde Aladağ köy Müslümşehir yasasıyla mahalleye dönüştü. Bu mahallede hem köyün son köy muhtarı hem de ilk mahalle muhtarı olarak seçilen arkadaş trafik kazasında rahmetli olduğundan dolayı Hacı Ali Kaya vekaleten kaymakamlık tarafından atandı. Doğru mu efendim? Doğru. Evet, biz de rahmetli olan muhtarımızın ismi neydi efendim? Kenan Özgen. Kenan Özgen ve azamız vardı o. İsmi? Mahmut Göçer. Mahmut Göçer'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Nur içinde yatsınlar. İyi bir arkadaşımızdı. İşte insanlar bu dünyaya gelen her canlı muhakkak ölümü tadacak. Sırası gelen uçup gidiyor. Doğru mu efendim? Doğru. Evet. Doğru. Efendim şimdi 15 gün olmuş muhtarımız rahmetli olalı. Zaten siz de bu ikinci dönem azanınız. Doğru mu efendim? Ya, ikinci dönem. İkinci evet. Dönem. İnşallah bu ara seçim olacak 5-6 ay sonra. Aday olursunuz. Evet. İki dönem azalık yapmışsınız. Bu muhtarlık sizin hakkınızdır. Ben diyorum Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak daha önce de işte gördünüz. Sizin de resminiz vardı. Muhtar arkadaşımızın yanında resim çekmiştik. Bu mahallemizin altyapısı kanalizasyonu yapılmış mı efendim? Yok, yapılmamış. Yapılmamış. Muhtarlık odamız, köy konağımız burası herhalde. Doğru mu efendim? Köy mahallemiz burası. Köy odası o kadar yukarı. Yukarısı. Yukarısı. Muhtarımız çeşmenin yanında. Evet. Ayrıca bakkalımız da var. Doğru mu efendim? Bakkalımız da var. Evet. Sağlık evimiz var mı muhtarım? Sağlık evimiz yok. Sağlık evimiz yok. Kaç kilometre burası Mersin? Mersin'den şu anda 24 kilometre. 24 kilometre mesafede. Tabii. Merkeze uzak olan yerlere bir sağlık evi verilmesini istiyoruz. Burası kaç han efendim? Kaç nüfus oturuyor? Yazın 150 hane, kışın 150 hane oluyor ama yazın da bir tamamı var. 1000 hane var. 1000 hane var. Şu anda, burası... şu anda 600 haneye geçti yani şu anda. 600 hane. Evet sayın izleyiciler, burası yayla, gördüğünüz yayla gibi serin, Mersin'in sıcak havasından kaçan vatandaşlarımız buralara Aladağ'a geliyor. Aladağ ismi üstünde Ala bir dağ üzerine kurulmuş bir köyümüzdü. Tümşehir yasasıyla mahalle oldu değil mi efendim? Tamam, mahalle oldu. Evet. Efendim içme suyu sorunumuz var mı? İçme suyumuz var. Tabii sorunumuz var. Nasıl efendim? Şu anda önce 150-200 hane gene yetiyordu. Evet. Ama şimdi belediye yasası çıkınca ve burada ulaşımı yaklaşınca evet. Herkes şey aldı. Yani asa aldı. Evden bu sefer evler çoğaldı. Yani evden 200 haneyken şu anda 500-550 hane, 600 hane oldu yani. Evet, içme suyu ondan dolayı yani yetmez oluyor. Ondan yana yetmez oluyor. Sondaj ile mi suyumuz temin ediliyor muhtarım? Yok, kendi suyumuz, kaynak suyumuz. Kaynaktan geliyor. Yani kaynak suyu. Başka gelecek kaynak var mı efendim? İçme şu anda, suyu şu anda yok, kaynak suyumuz. Yok, o zaman sondaj açılacak. Yani sondaj. Evet sayın izleyiciler, burası Mersin'e fazla uzak değil. 24 kilometrede yaylaya geliyorsunuz. Bak serin, üşüyoruz burada. Ondan dolayı da Büyükşehir Belediyesi de buraya Burhanettin Kocamaz Beyefendi ulaşım sorunu çözmüş, sefer koymuş. Günde 3 defa geliyor, doğru mu efendim? Evet. Yok, otobüs mü? Otobüs. 5 kere geliyor. Günde 5 defa geliyor. Çok güzel muhtarım. Onun için buraya yerleşim gelişmekte olan bir burası mahallemiz. Evet, köyde ancak şimdi biz mahalle diyoruz. Onun için içme suyu sorununa çözüm bulunmasını istiyoruz. Bir sondaj açılmasını istiyoruz. Yeni su deposu yapılmasını istiyoruz. Yapılıyor. Depomuz yapılıyor. Yapılıyor mu efendim? Yapılıyor. Yapılıyor. Çok güzel efendim. Çocuk parkımız var mı muhtarım? Çocuk parkımız yok. Yok. Bunun için müracaat edelim muhtarım. Yapsak da yani bir yerimiz bulamıyoruz yani. Belediye var. Bir yer istimdak eder yani. Evet. Belediyenin imkanları var artık. Tabii canım. Evet. Büyükşehir. Çünkü tüm şehir oldu. Bütün her yer Büyükşehir'e bağlı şimdi. Önceden İl Özel İdaresi vardı. Onlar kaldırıldı. Şimdi belediyede. Sorumluluk belediyede yani. Şimdi bizim mesela top sahamız yok. Futbol sahamız yok, futbol doğru mu? Sahamız yok. Gençlerin oynayacağı futbol sahası yok sayın izleyiciler, gördüğünüz gibi. Evet, gencimiz de burada duruyor. Sağlık şeyimiz yok yani kontrol, yani biz doktorların yani mesela bizim burada doktorumuz geliyor. Evet. Kalacak yerlerimiz yok. Muhtar odasında kalıyoruz. Muayene edecek bir oda istiyoruz, doğru mu efendim? Oda. Sağlık evi istiyoruz. Çünkü bak burası yayla yeri, yazın nüfusu nereden baksan 2500-3000'e yaklaşıyor değil mi efendim? Çok güzel. 600 tane var. 500-600 tane oldu yani. Evet, üçerden sadece çarpsak 1800 bir de normal şeyi var. Değil mi efendim? 2000'in üzerinde bir nüfusa sahip buraya bir sağlık evi ve personeli verilmesini istiyoruz. İnsanlar genelde hep yaşlı gördüğüm kadarıyla tansiyon, şeker, kalp problemleri var. Bir enjektör yaptırmaya 24 kilometre gidiyor. Doğru mu efendim?
Şu anda sen kalacak yeri, doktorun kalacak yeri olmadığı için yani bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Bir muayene odası istiyoruz acil muayene olarak. Muayene odası istiyoruz yani. Acil olarak istiyoruz. Ya, acil olarak. Efendim bu mahalle halkımız geçimini ne ile temin ediyor Aladağ? Çiftçilik bizim burada meyvecilik. Meyvecilik. Evet. Ne yetişiyor efendim? Şeftali, elma, üzüm. Armut, kiral. Her şey yetişiyor yani, değil mi? Her şey, narinci, narinci, hepsi yetişiyor. Narinci, burası soğuk olduğu için narinci, evet, evet, her şey yetişiyor. Evet. Efendim, bu mahallemize yapılmasını istediğiniz birinci hizmet ne? Ya, işte bizim mahallemizin arası şu anda yollar yapılması. Yollarımız da bozuk. Bu parkedaşımız tamamlandı mı yollarımız? Yok, parkedaş. özel idare yapıyordu. Evet, şimdi özel idare kalktı artık. Ana sokakları ilçe belediyesi, Torosları yapacak. Evet. Ana caddede evet. De şu ana cadde Büyükşehir Belediyesi yapacak. Evet. Müracaat ettik bunun için efendim. Ettik. Ettiniz. Onay geldi. Ama geldi. Ne zaman yapacağız daha bir şey yok. Belediye yapacağız dediniz. Evet, doğru mu? Yapacağız. Evet. Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı muhtarım? Yok, başka bir eklediğimiz yok. Yani bizim ancak işte mahalle gelip de yollarımızı, sokaklarımızı, suyumuzu yaparlarsa bizim için çok memnun olacağız. Evet. Evet sayın izleyiciler, Mersin Toroslar Aladağ Mahallesi Muhtar Vekili Hacı Ali Kaya ile röportaj yaptık. Kendisine teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, teşekkür ederim.